Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için benim de çok sevdiğim ve sürekli yaptığım nefis bir dolma tarifi hazırladım. Bu dolma tarifimde kıyma kullanmadım. Küçük küçük doğradığım kuzu etini kullandım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Tarifim için 400 gram kuzu kuşbaşı kullanıyorum. Etleri küçük küçük doğruyorum. Etlerimizi doğradıktan sonra biberlerimizi hazırlayacağız. Etlerin tamamını doğrayarak hazırladım. Tarifim için 18 adet dolmalık biber kullanıyorum. Biberlerimi güzelce yıkadıktan sonra görmüş olduğunuz gibi iç kısımlarını temizliyorum. Biberlerimin tamamını ayıkladıktan sonra hemen iç malzemesini hazırlayacağım. Biberlerin içerisini temizledim. Şimdi bu sap kısımlarını temizleyerek dolmamızın üzerini kapatacağız. Sap kısmını ve bu şekilde çekirdekli kısmını ayıklayarak tamamını temizliyorum. Sap kısımlarının yerine alternatif olarak domates de kullanabilirsiniz. Şimdi genişçe bir kaseye küçük küçük doğradığım 2 adet kuru soğanı ekliyorum. Daha sonra üzerine doğradığım kuzu etini ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 3 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı acı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. İnce ince doğradığım yarım demet maydanozu ekliyorum. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Sonrasında içerisine yıkayıp süzdüğüm 1,5 su bardağı pirinci ekliyorum. Ve son olarak içerisine yarım çay bardağına yakın nar ekşisi ekliyorum. malzemeleri kaseye aldıktan sonra kaşığı içerisinden çıkartarak hemen hızlıca yoğurma işlemine geçiyorum. Yaklaşık 1-2 dakika boyunca bu şekilde yoğurarak homojen bir karışım elde ediyorum. Güzelce yoğurdum ve hazırladım. Hemen biberlerimi doldurmaya başlıyorum. Biberleri doldururken tıka basa doldurmamaya özen gösterin. Böylelikle içerisindeki pirinçler güzelce pişecek ve hiçbir kuru pirinç kalmayacak. Ve biberleri ağzına kadar doldurmuyoruz. Biraz boşluk kalacak şekilde doldurduktan sonra temizlediğim sap kısmını üzerine kapatıyorum ve tencereye koyuyorum tencerenin alt kısmına ilk olarak büyük biberleri koyuyorum. Daha sonra küçük biberleri üzerine koyarak pişireceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm biberlerimi doldurdum ve genişçe bir tencereye koydum. Görmüş olduğunuz gibi alt kısımlarını dik dik koydum. Üzerindeki küçük biberleri de yan yatırdım. Şimdi üzerine dökeceğim salçalı sosumu hazırlıyorum. Ayrı bir kaseye 1 yemek kaşığı acı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçasını koyuyorum. Bu şekilde biber ve domates karışık olduğu zaman çok daha lezzetli oluyor. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sonrasında içerisine 3 diş sarımsak rendeliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve son olarak 1 litre sıcak su ekliyorum. Sudan bir miktar ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Ve böylelikle salçanın tamamen ezilmesini sağlıyorum. Sonrasında kalan suyu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. dolmaların üzerine dökeceğim salçalı sosum da artık hazır. Hazırladığım salçalı sosun tamamını tencereye döküyorum. Vermiş olduğum ölçü tam ölçüdür. Lütfen tarifimi uyguladığınızda vermiş olduğum ölçüleri birebir sadık kalarak hazırlayın. Sosun tamamını döktükten sonra tencerenin kapağını kapatarak yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Dolmalar yüksek ateşte kaynamaya başladığı zaman tencerenin altını kısık ateşe getirerek pişirmeye devam ediyorum. Dolmalar ortalama 45 dakikada pişiyor. Pişip pişmediğini pirinçlerin tadına bakarak anlayabilirsiniz. Zaten etleri küçük küçük doğradığımız için tam kıvamında pişiyor. 45 dakikanın sonunda pişen dolmalarım artık servis için hazır. Pişen dolmaları hemen servis tabağına alarak sizler için sunuma hazırlıyorum. Dolmanın tadı, ekşiliği ve kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde bir dolma daha önce hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Son olarak dolmaların yanına yoğurt koyarak bu şekilde servis ediyorum. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizlere bir de dolmanın iç dokusunu göstermek istiyorum. Sizler bu güzel tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.